Erkeklerdeki cinsel fonksiyon bozukluğu, erkeğin partnerine yaklaşamaması, birlikte olamaması, penisin yeterli sertliğe ulaşamaması, cinselliğin belli sürede tutulamaması ve erken boşalma olaylarını kapsar. Burada 3 komponent var. Bir, psikolojik faktörler. Psikolojik faktörler çok çeşitli. Maddi manevi her türlü olabilir. Eşinden korkmak olabilir. Maddi sorun olabilir. Bir psikiyatrik hastalık olabilir. 2. Erkeklerde belli bir zaman sonra kandaki erkeklik hormonu ve prolaktin hormonu değişikliklere uğradığı için alçalmalar, yükselmeler olur. Bunlara bağlı olur. 3. Damar bozukluklarına bağlı olur. Eğer psikolojik bir faktör varsa bu şekilde yaklaşmak, hatta ve hatta bir psikolog ile görüşmek gerekebilir. Eğer kandaki değerleri bozuksa altta olan hormon değerini yükseltmek, yukarıda olan hormon değerini de düşürerek bu tedavi biçimde uygulanabilir. 3. Eğer damar bozuklukları varsa bunun tespiti yapılır ki biz bunu en çok diyabet hastalarında, şeker hastalarında görürüz. Bundaki sorun daha ağır olup bunların da tedavi yöntemlerini seçmek gerekir. Günümüzde tedavi yöntemi olarak hem psikolojik hem hormonal hem de ilaç tedavileri var. Mesela dışarıda eczanede satılan birçok ilaçlar vardır. Eğer insanların önemli bir kalp sorunu yoksa ve kalp ilacı kullanmıyorlarsa hekime de danışaraktan bu ilaçlardan tavsiye ettiklerimiz olur. Ama İlaçlarla tedavi edilemiyorsa ve hastaların diyabet gibi eğer başka bir hastalıkları varsa öncelikle diyabetlerinin düzeltilmesi ve kan şekerinin çok yüksek olmaması gerekir ki damarları bozulmasın. Biz bir cinsel fonksiyon bozulan erkek geldiğinde önce hem kan tetkiklerini, idrar tetkiklerini genel değerlendirmesini yapar, ilaçlardan fayda görmeyecek ya da bu kan düzeylerinde bozukluk yoksa ve eğer damarlarında da sorun varsa şu görmüş olduğunuz cihazda penis damarlarının kanlanmasını, çoğalmasını, artmasını sağlayarak bu tip durumda yardımcı olabiliyoruz. Bu 30 ila 45 dakikalık seansları kapsıyor. Penisi şu bölgeye yerleştirip bu makineden küçük şok dalgaları ile o kanlanmaları artırıyoruz. Ve bununla da 5-6 seansla eğer çok ağır damar hasarı yoksa tedavi edebiliyoruz. Eğer bunlarla da tedavi olmuyorsa bir erkek, cinsel fonksiyon bozukluğu olan bir erkek, özellikle damar hastalığı olanlarda o zaman penil protez koymak gerekir.